Otursaydınız. Böyle iyi. Merhaba Zehra Hanım. Hah, gel Eyüp. Mustafa hala içeride mi? Evet. Sabah bunu odada görünce şaşırdım iyice. Gelmiş oturmuş Reşat Bey'in odasına. Çık diyorum, çıkmıyor. Gireyim mi içeri? Yok, Reşat Bey sorun yok dedi. Bilmiyorum artık. Merhaba. Meryem Hanım'la değil mi? Siz benim kim olduğumu gayet iyi biliyorsunuz. Şöyle geçelim. Reşat Bey, Eyüp içeriye müdahale etsin isterseniz. Hayır Zehra, Münir Bey'in toplantısı sürüyor. Buyurun. Bize çay ya da boş ver. Amcam şimdi geliyor. Bir görüşmesi var herhalde. Fazla uzun sürmez. Önemli değil. Uzun sürse de ben beklerim. Cevabımı almadan buradan gitmeyeceğim nasıl olsa. Senin cevabın şurada saklı. Kasada. Biliyoruz. Silah. Eniştem saklıyor. Sizinle görüşmeyle aylar oldu değil mi? Hayrola? Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana numara yapma Reşat Yaşaran. Niye burada olduğumu gayet iyi biliyorsun. Hayır. İnanın bilmiyorum. Sahtekarlık içine işlemiş senin. Hepinizden nefret ediyorum. Biz sen ne biçim konuşma bu? Bana numara yapma dedim. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Oğlunun, yeğeninin, büro serserinin Fatma Gül'e neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Sonunda söylediler bana. Nasıl iğrenç bir oyun oynadığınızı, Kerim'i işlerinize nasıl alet ettiğinizi. Tamam. Sakin ol babacığım. Sakin ol. Oturun konuşalım. Ben de dertliyim. Bakın telefonunuza. Meryem abla. Efendim canım. Neredesin, çok merak ettik. Şeydeyim ben, dışarıdayım yavrum. Yürüdüm biraz işte, sonra oturdum bir yerde. Aşk olsun, haber verseydin ben de gelirdim seninle. Ben çok erken çıktım. Siz uyuyordunuz. Tamam, toparlanayım da yerde oturacaksan. Yok yok. Hiç gerek yok. Ben çünkü şeye uğrayacağım sonra. Oradan geleceğim yani. Tamam mı? Tamam. Hadi öpüyorum seni. Hadi hoşça kal güzelim. Neredeymiş? Bilmem, oturuyormuş bir yerlerde. Esirikli gezantin olacak. Anlaşılan kimse bilmiyor burada olduğunuzu. Bu seni hiç ilgilendirmez. Şimdi... Duydukların doğru. Evet. Evet, o rezil hikaye doğru. Oturun konuşalım. Lütfen. Lütfen Meryem Hanım, oturun. Bana masal anlatma işte Reşat Yaşaran. Sakladınız suçluları. Sindirdiniz insanları. Zorla bir şey yok. Kızın yengesi teklif etti önce.
şunu verirsin, susarım dedim. Ben de verdim parayı. Ya ne yapsaydım yani? İlle de oğlumu hapse mi attıracağım desin? Deseydin! Ben dedim. Ama ya sen Kerim'in bir şey yapmadığını bildiğin için bu kadar rahat konuşuyorsun. Bak işte sen de biliyorsun bir şey yapmadığını. Ama... Zaten çocuk da başından beri aynı şeyi söylüyor. Abi bir saniye. O da oradaydı. Ve bir fiil varsa o da onlar kadar suçlu. Hem kızı ilk Kerim yakalamış. Hepsi öyle söylüyor. Neyse de. Eğer ben olsaydım doğru savcılığa giderdim zaten. Siz dua edin Fatma Gül'e. Dua edin. Yaşadığı şeyleri tekrar yaşamamak için susacak. İyi işte. Beni dinle. Ama siz de bizimle uğraşmayacaksınız. O alçağa söyleyeceksin. O koridorda bizi sinsi dinleyen alçağa. Çocuklardan uzak duracak. Tamam mı? O parayla tuttuğu odunlara güvenmeyecek. Bak, size yemin ediyorum. O saçmalıktan sonra haberim oldu. Eğer sizin taraftan bir kişi yanımıza yanaşacak olursa... Tamam. Olmayacak. Bir kişi bile bizi uzaktan rahatsız etmeye kalkarsa... yazdığım mektubu hemen gider savcılığa veririm. Eğer benim başıma bir şey gelirse... artık adalet sizin peşinize düşer. Size söz veriyorum. Söz veriyorum. Kimse sizi rahatsız etmeyecek. Ben de huzursuzluk istemiyorum, inan ki. Ya senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil. Haklısın. Tamam, ama bitsin artık ya. Hadi. Elini melini sıkmam ben seni. Ya ben buraya seninle anlaşma yapmaya gelmedim. Aklınızı başınıza toplayın diye geldim. Bak tekrar ediyorum. Susturduklarınıza benzemem. Lan ben kimseye benzemem. Eğer bir kişi sizin taraftan bizi rahatsız edecek olursa... dediğim gibi gider bütün yaptıklarınızı tek tek anlatırım. Şimdi önümde iki tane mukavele var. Evet, ikisi de genel hatlarıyla birbirinin aynı. Yani belki ufak tefek eklemeler gerekecek. Yeter artık, çok uzattınız ha. Mustafa, bir saniye bekler misin? Sizi 5 dakika sonra arayacağım. Tamam, hoşça kalın. Niye oyalıyor beni? Niçin bekletiyor? Ya adamın toplantısı var. Senin geleceğini bilmiyordu ki. Geç otur şuraya. Otur. Benim içim rahat. Siz de rahat olun. Ben söyleyeceğimi söyledim. Aksi takdirde günah benden gider. Huzurun kefili benim bundan sonra. Ha, ayrıca... kasabadaki arazilerinizi satmayı düşünürseniz... yani buraya taşındınız artık, paraya sıkışırsınız vesaire. Ben ilgilenirim. Ha, benim araziler mi? Hı. Onu sen rüyanda görürsün. O kadar uzun boylu değil. Tamam, yani günün birinde dedim. Hiçbir zaman. Asla. Tamam canım. Gir içeri, saçmalama. Hepiniz bulmuşsunuz birbirinizi. Allah'ın cezaları. İşimize bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.